Hayırlı akşamlar, aziz dostlar, sevgili dinleyiciler, izleyiciler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Bir Esma-i Hüsna'dan Yansımalar programında daha beraberiz. Elhamdülillah, Allah'a şükredelim. Allah'a konuşuyoruz. Allah'a konuşmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta bu programın birincisini yaptık. Bir genel Esma-i Hüsna konuştuk. Yani Esma-i Hüsna ne anlaşılır, neye lazım gibi çok hoş bir programdı. Sizlerden de güzel dönüşler aldık doğrusu. Çok sayıda hem mesaj aldık, telefonla bizi aradılar. Aradınız, eksik olmayın. İkaz ettiniz, bazen tenkit ettiniz, şöyle olsaydı dediniz. Allah sizden razı olsun. Elbette eleştireceksiniz. Çünkü eleştirinin manası, hocamın ifadesiyle eleştiri, bu kir sana yakışmıyor dostum. Gel bunu yıkayalım demektir eleştiri. Onun için eleştiri harika bir şeydir, samimi ise. Zaten karşıdakinin yerine de tövbe anlamını taşır. Şimdi efendim çok beğendiğinizi söyledim. Neyi beğendiniz onu söyleyeyim. Bir kere konular çok düz değil de soru cevaplı gibi olduğunda daha iyi anlaşılıyormuş. Onu bize ikaz ettiniz. Bir de hocam sorulara cevap verirken böyle kategorize ediyor. Yani işte 3 ayrılır, 4 gibi, 5 gibi filan rakamlarla söyleyince anlaşılması daha kolay. Zaten buradaki amacımız da Esma-i Hüsna'yı karşılıklı olarak anlamak. Yansımanın manası ne? Esma bize nasıl tecelli etti? İşte onu öğreneceğiz zaten. Hocamın ifadesiyle Esma bizim neyimiz olur? Yani Esma'yla'yımız ne yaparız? Niye var? İnşallah onu yaptık. Efendim, hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Takip ettiniz, taltif ettiniz, ikaz ettiniz. Daha sonra inşallah yine bir programda daha beraberiz. Bu sefer genel girişi bıraktık. Allah izin verirse Rabbimizin kendinden Allah üzerinde min gayri haddin konuşmaya başlayacağız. Efendim hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sefa bulduk. Ne güzel oldu. Elhamdülillah değil mi? Çok şükür. Elhamdülillah. Allah bizi kavuşturdu bir defa daha. Eyvallah. Allah bizi esmasıyla kavuşturdu. Bu ne güzel bir şey ya. Eyvallah. Harika bir şey. Çok şükür. Eyvallah. Ve biz esma konuşuyoruz. Yani 1 milyon konu var. Evet. Ama onların bir numarası ne? Esma. Allah bizi onun nasip ediyor. Yani aynen. Esma'yı konuştuğumuzda hamd etsek geri değil mi hocam? Hem de ne kadar. Hem de ne kadar. Eyvallah. Efendim onun için bir başlayalım inşallah. Allah'tan başlayalım. 99 tane esma var biliyorsunuz. Bir tesbih dersek buna, 99'luk esma tesbihinin imamesi Allah. Evet. Yani varlığın olmazsa olmazı, yani varlığı kendinden zorunlu. O yoksa başka bir şey yok. Ne varsa o var olduğu için var. Ben böyle minik bir giriş yapayım hocam. Her şeyle mükemmel bir yaratık. Aşkın, subhan, hamd ve senalar sadece ona mahsus olan bir Allah. Böyle bir Allah'ımız var. Yani ne kadar övsek yeri. Ve Allah has isim. Sadece ona koyulan bir isim. Başka hiç kimseye, hiçbir varlığa hiçbir şekilde koyulamayan bir isim. Allah. Tüm esmalar Allah isminin sıfatı. 99 tane esma. Efendim, nasıl ne söyleriz? Rahman Allah, Rahim Allah Kerim gibi. Allah. Kerim Allah, Gafur evet. Allah. Yani hepsinin önüne bir esma, sıfat getirip arkasında Allah'ı koyarız. Şimdi efendim, o zaman bir başlayalım mı? Bu Allah kelimesinin aynen. Anlamı ne? Allah ne demek? Yani köken itibariyle eyvallah. Nereden geldi? Nasıl anlayalım diye efendim. Hay hay hocam. Evet. Ben de değerli izleyenlerimize selamlar vererek, saygılar sunarak başlayayım, söze gireyim. Geçen dersimizden dolayı bize dönüş yapan tüm izleyenlerimize, tüm kardeşlerimize, tüm esma dostlarına da teşekkürlerimi ileteyim. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlgilerini esirgemiyorlar. Sadece izlemekle yetinmiyorlar. Yani seyirci değiller. İzleyiciler. İzliyorlar. Demek ki iz bırakılıyor. Ve geri dönüş yapıyorlar. Bu beni sevindiriyor şahsen. Hatta
Türkiye'nin her bir tarafında, hatta dünyanın birçok yerinde esma halkaları var. Ben de bu vesileyle haberdar oluyorum esma halkalarından. Mesela dün bu halkalardan biriyle tam ders sırasında bir telefon görüşmesi yaptım. Ereğli, Karadeniz Ereğli esma halkasıyla, Kur'an halkasıyla. Dolayısıyla çok memnun oldum, sevindim, gönendim, gözüm gönlüm aydınlandı. Ve birçok halkanın varlığından böylece haberdar olmuş oluyorum. Bir kere Esma'nın ön sözünde demiştim Orhan Hocam. Evet efendim. İnsan Allah der de titremez mi? Evet. İlk söz oydu değil mi hocam? Evet. Bu hakikaten insanın içini çamaşır gibi sıkacak evet. bir husus. İnsan Allah derken, eğer hakkını vererek derseniz, evet. Tüyleriniz şöyle az veya çok diken diken olur. Evet. Şöyle bir toparlanırsınız, şöyle bir irkilirsiniz. Bu az veya çoku belirleyen şey de Allah'ın esmasıyla ünsiyetiniz oranıdır. Yani Allah'ın esmasını ne kadar bilir, ne kadar anlar, ne kadar künhüne vakıf olursanız Allah derken o kadar dersiniz. Yani Allah demenin bir dilde demek var, bir sözde demek var, bir özde demek var, bir gönülde demek var. Yani bir zihinde demek var, bir iradede demek var, bir vicdanda demek var, bir de tüm hücrelerinizde demek var. Ruhunuzla, ruhunuzun üç yüzleri olan akıl, irade ve vicdanla birlikte Allah demek var. Dolayısıyla bir siz dersiniz, bir de tüm hücreleriniz der. Bir siz dersiniz, bir de tüm molekülleriniz der. Bir siz dersiniz, hatta oradan fiziğe atlar tüm atomlarınız der. Hatta orada da kalmaz. Bir siz dersiniz, bir tüm atom altı parçacıklarınız der. Kuarklar der. Eyvallah, eyvallah. Yani birden de. Aynen, aynen. Protonlarınız, nötronlarınız, elektronlarınız der. Bir siz dersiniz, bir de onların daha alt parçacıkları der. İşte kuarklar der, spinler der, 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 der. Dolayısıyla yani Allah derken daha derin, daha güçlü bir söyleyiş, daha imza atan bir söyleyiş, hücreye imza atan, atoma imza atan, akla imza atan, iradeye, vicdana imza atan bir söyleyişi nasıl temin ederiz sorusunun karşılığı Esma ile. Esma. Efendim burada bir şey söyleyeyim mi? Zaten buyurduğunuz gibi. Yani atom Allah olmasaydı zaten olmazdı. Yani atom Allah demeseydi atom olmazdı. Yani proton Allah demeseydi Allah orada olmasaydı. Yani o protonu Allah idare etmeseydi. O elektronu Allah idare etmeseydi. Yani nasıl dönecekti o elektron? Yörüngesi olmazdı. Yörüngesi olmazdı. Eyvah. Her bir elementin özelliği orada Allah olmasaydı nasıl meydana gelecekti? Yani eyvah. Böyle bir element. 114 tane mi ne? Hepsi birden. Efendim, atom numarası, maddesi, ağırlığı, kütlesi, bilmem nesi, varlığı, yokluğuyla bir elementler alemi var. Orada Allah kendisi her bir yerde aktif olan Allah işte. Eyvah. Hocam yani el faal değil mi efendim? Yani evet. Orada. İnşallah daha sonra el faale geçeceğiz. Geliriz. Allah Esma'nın has olanı. Yani bu Allah ismi Allah'a has. Has isim. Has isim. Ya ne güzel. Yani. Allahlar olmaz mesela. Aşağı. Çoğulu olmaz. Aşağı. İlahlar olur. İlah ismi tam da bizdeki Tanrı'nın karşılığıdır. Evet. Tam. Birebir. Birebir. Evet. Dolayısıyla ilah yerine Tanrı, Tanrı yerine ilah kullanılabilir. Ama Allah has isim. Evet. Allah'a has isim. Bu ismin türemediğini, hatta beşer diline ait olmadığını söyleyenler olmuş.
Fakat bunun iler tutar bir yanı yok. Beşeriz, beşer evet. lisanıyla konuşuyoruz. Yani. Ve bu isim de Sami dil ailesine mensup bir isim. Dolayısıyla türeyen bir isim. Geldiği bir yer var. Hı hı. Arap dilinde şöyle bir özellik var. Bir kelimenin kök anlamını, etimoloji diyoruz biz buna, hı hı. kök anlamını bulmak için Arap dilindeki tüm kelimeler, yani istisnaları vardır, rubai, südasi, humasi kelimeler vardır ama efendim üç ana harfi vardır. Genelde kelimelerin sülasi mücerret deriz buna. Efendim, yani yalıtılmış üç harf. Buna üçlü, yalıtılmış üçlü anlamına geliyor. Sülasi mücerret deriz. Allah kelimesinde de üç harf var. Elif, lam, he var. Ama bu he'nin yerinde köke döndüğümüzde illet harfleri dediğimiz üç harf bulunabilir. Yani üç harften üçü de bulunabilir. Elif, vav, ye. Dolayısıyla ele, ve, ele, he. Ye, ele, he ve ele, e. Eyvallah. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o köke gittiğimizde bu üç harfin kombinasyonları vardır. Elehe'nin kombinasyonunu yapalım. Elehe. E-he-le. E-le-he-ve. Le-ve-he. He-le-ve. Yani üç harf demiştik ya, sonu üç harf de olabilir. Hatta he'yi de katarsak dört harf de olabilir. Dolayısıyla bu kombinasyonlarla beraber 9'a çıkar. Aslında illet harfi olmasa içinde 6 tanedir. Kombinasyon 6'dır. Elehenin. Evet, 6'da. Normalde kelimelerin kombinasyonu 6. Ama bunda illet harfi olduğu için 9'a çıkar. Şimdi bütün bu 9 tane kombinasyonu tek tek baktığımızda Arap dilinde mesela lehü. Oyun demektir. Aslında özü yapınca insanı sevindiren şey demektir. Allah Allah. Sevgiye dayanıyor. Sevgiye dayanıyor orada. Eyvallah. Allahu Ekber. Aynen. Ya, aynen. Aynen. Ne güzel Allah'ımız. Aynen. Orada gelir sevgiye dayanır. Sevgiye. Evet. Onun için işte tüm kombinasyonları böyle teker teker özüne döndürüp de kök manasını araştırdığımızda tüm kombinasyonların ortak bir tek anlamı çıkıyor. Sevgi. Sevgi. Çok şükür ya. Ne güzel evet. Allah'ımız bu. Yani ilginç. Sevgi gerçek. Hocam ya. İlginç gerçek. Ya bizim Rabbimiz sevgi hocam. Evet. Ya. Bizim muhatabımız sevgi Bazı hocam. Bazı alimlerimiz onun için Allah sevgidir demişler. Allah Allah. Evet. Dolayısıyla oraya çıkıyor yani. Nihayetinde sevgiye çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bu anlamda kelimenin Allah kelimesinin ki bunu biz kelime olarak tahlil ediyoruz şu anda. Tahlili sonucunda kök anlam geliyor. Tüm kombinasyonlarıyla beraber sevgi anlamında buluşuyor. Ben bunun tüm kombinasyonlarını Allah kitabında da yapmıştım. Aynı zamanda Esma'ya da aldım onu Allah kitabından. Dolayısıyla Allah eşittir sevgi. Sevgi. Yani Allah'ın bir de sırf sevgiye ayırdığı bir isim var. El-Vedud. Vedud değil mi? Hem çok seven, sınırsız seven hem de sınırsız sevilen. Sevilmeyi isteyen. Sevilmeyi isteyen. Bekleyen. Aynen öyle. Ben sizi seviyorum, kullarım. Evet. Siz de beni sevseniz de çift taraflı bir muhteşem esma değil mi efendim? Aynen. Ben seviyorum, siz de beni sevin. Aynen. Kulum sevişelim mi? Yani. Ne güzel ya. Elhamdülillah. Yani. Değil mi? Sen beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Allah Allah. Yani belki burada şu var. Allah'ın sizi sevdiğini düşünmek asıl bu. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin Allah'ı hatırlamanızdan maksat
Allah'ın sizi hatırladığını hatırlamaktır. Allah Allah. Evet ya. Rabbim beni hatırladı. Allah'ın ajandasında kayıtlısınız. Yani. Allah'ın kaygısı olmuşsunuz. Dolayısıyla yani bu an işte fevkuruni ezkurukum. Siz beni hatırlayın, ki zikredin ki yani zikrin mantra ile Budist mantrasıyla hiçbir alakasının olmadığı bir kez daha anlaşıldı. Yani siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim ayeti, siz beni elinize boncuk alın efendim ve Allah 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 deyin ki ben de elime bir boncuk alayım. Haşa. Mustafa, 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 Orhan, Orhan, Orhan. Haşa. Haşa değil haşa, mi? Haşa. O zaman Allah yapar mı? O zaman bu dinin bu asli kavramlarını, bu Kur'an'ın asli kavramlarını nasıl ettiniz de kamusunu bozdunuz? Evet. Yani bir şeyin kamusu namusudur. Harika. Onun için namusu da bozuldu. Evet, namusudur. Namusu gitti. Namusudur. Yani. Dolayısıyla kavramını bozduğunuzda namusuna tasallut etmiş olursunuz. Onun için bu anlamda nasıl ettiniz de zikir gibi muhteşem bir kavramı mahvettiniz. Götürdünüz, Budizm'e sattınız. Yani. Getirdiniz içini boşaltıp içine Budizm'i doldurdunuz. Boncuğa mahkum ettiniz. Yani şimdi biz Allah'ı zikredersek Allah'ın da bizi zikredeceğini bunun üzerinden, boncuk üzerinden, kelime tekrarı üzerinden nasıl izah edebilirsiniz? Hocam şimdi değişti, modernleşti. Artık boncuk değil, de, sayımatik. Sayımatik. Sayımatik var efendim. Onunla böyle basıyor, evet. Basıyor. Allah'ım ben seni zikrediyorum. Kaç defa zikrettin? 1500 defa. Evet. Ya bir kere Subhanallah desene sen. Allah Resulü'nün hayatında hiç yer almamış bu şeyler, güya sünneti ve hadisi savunduğunu söyleyen bu insanlar, Allah Resulü'nün sünnetine de, Allah Resulü'nün örnekliğine de hakaret ediyorlar. Maalesef. Onun için neyse böyle bir girmiş olalım. Hocam burada affedersiniz, bir şey söyleyeyim hemen. Şimdi bu sevgi ya, Allah'ın esması, ismi, Vedud esması da var biliyor musunuz? Ben geriye kalan 99 esmanın tamamını okurken arkasına Rabbim Vedud'un, Kafurun Vedud'un, Rahimun Vedud'un. Ya yani beni seven Gafurum, beni seven Rabbim, beni seven her bir esmanın arkasına bir Vedud koyuyorum hocam. Daha doğrusu öyle hoşuma da gidiyor ki biliyor musunuz? Yani benim o esmanın yanında Allah'ım sen beni seviyorsun ya, hadi bakalım o esmayla bana nasıl yansıyacaksın? Nasıl bana tecelli edeceksin bende? Ama onun orasında ne var? Bir sevgi var hocam ya. Böyle yapsaydık, böyle davransaydık. Biliyor musunuz bu Vedud esması hiç işlenmez. Çoğu duymamış zaten. Bilmiyor da. Yani bu Vedud ne diye bakıyor. Ama hiç kimse camilerde, sohbetlerde ya Allah'ın bir esması var ki yani Vedud esması, Allah bizi sınırsızca seviyor ve bizim de sevmemizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ben bütün mesajlarımızın sonuna Allah'ım seni sınırsızca övüyorum ve çok seviyorum diye yazıyorum. Bana şöyle de mesajlar geldi. Hocam sayenizde Allah'a seni seviyoruz Allah'ım demeyi öğrendik. Ya ne güzel. Bir kişi öğrense. Değil mi? İki kişi öğrense. Evet, onun için sevgi ve vedud muhteşem bir ifade. Hocam burada bir şey sorayım. Tüm isimler Allah'a dönük. Tamam, eyvallah. Yani efendim işte Gafur Allah, Rahim Allah dedik. Peki Allah ismi neye dönük? Yani o da bir yere dönük hocam. Şimdi işin püf noktası, sırrı bu. Evet. O neye dönük? Allah ismi zata dönük. Zata dönük ya. Tüm isimler Allah ismine dönüktür. Çünkü Allahu Kerimun, Allahu Rahimun, Allahu Alimun, Allahu Gafurun, Allahu Vedudun, Allahu Azimun, sayın gitsin. Evet. Tümü Allah ismine döner. Allah azizdir,
Allah Kerim'dir. Allah Rahim'dir. Allah Rahman'dır. Allah Vedud'dur. Peki Allah ismi? Allah ismi de zata dönük. Zata dönük. Ona dönük. Aynen. Ona döner. Artık o zattır. Zatı gösterir. Hocam affedersin. Burada bir şifre var galiba. Bu o değil mi? Eyvallah. O şifre. O ne? Aslında o derken biz bir zamir diyoruz. Zamir. Zamir gibi. Zamir. Zamir. Yani hüve. Yani. Huvallahu lezî la ilahe illahu. Huvallah. Bakınız. Evet. O Allah'tır. Kul huvallah. Kul huvallahu ahad. Ahad da Allah'ın sıfatlarından, hı, isimlerinden. Ahad ismi, sıfatı Allah'ı niteledi. Evet. Allah'a döndü. O Allah'tır ve evet. Ahad'tır. Allah da ona döndü. Allah ismi de kul huvallah. O Allah'tır. O Allah ahad'tır. Yani cümlenin içinde iki tane cümle var. İki tane cümle var. Evet. O Allah'tır. Allah'tır. İsim cümlesi, hmm, efendim. Dolayısıyla o Allah ahad'tır. Bir tektir. Tek, hmm, birdir. Yani. Evet. Dolayısıyla o Allah isminde farkına varırsanız söylerken de, hmm, asli lisanıyla, hmm, dil değmez. Yani dudak, hı-hı, birbirine değmez. Evet. Dudak kapanmaz. Kapanmaz. Yani tabir caizse söyleyişte özellikle nefes sisteminde, ses sisteminde ucu açık bir kelimedir. Hı-hı. Yani Allah dersiniz. Yani açık olarak başlar, açık olarak biter. Allah. Ağzınız kapanmaz. Kapanmaz. Hiç noktalı harfi yok. Noktalı harfi yok. La ilahe illallah da yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu anlamda... Efendim affedersin, tevhid kelimesine geleceğiz yalnız. Evet, geleceğiz. Oraya geleceğiz. Önemli oluyor, çok önemli. Allah, dilde başlayan, ciğerde biten bir kelime. Hocam, kelimenin... ya şurada hemen söyleyeyim yani. Benim notlarımın başı ne biliyor musunuz? Ciğerden çıkan ses Allah. Eyvah. Hadi buyur, yani? Ciğer... Dilde başlar, ciğerde biter. Orada. Tabir caizse dışarıdan içeri doğru işler. Allah. Ta ciğere işler. Allah. Evet. Allah. Ta ciğere işler. Hmm. Yani bu aynı zamanda işin his etme kısmında da böyle olmalı. Yani Allah'ı hisset. Allah'ı duyumsamak. Yani ya Rabbi seni hissetmek istiyorum. Bu ayrı bir şey. Yani Allah demek ayrı bir şey. Dediğiniz Allah'ı hissetmek ayrı bir şey. Duymak. Eyvallah. İçinde yaşamak. O işte şah damarınızdan daha yakın iyi olanı hissetmektir. Evet. O bambaşka bir şeydir. Belki bütün bunların amacı da odur. Onu hisset. Şah damarından yakın olanı, şah damarını, yani şah damarı budur. Burası. Efendim. Kan yani, taşıyan, beyne kan götüren. Tabii, tabii. Yani ana damar, onu kestiğiniz zaman ölür insan. Ölürsünüz zaten. Efendim. Yani şah damarından. Ondan da yakın. Dan yakın. Dan yakın. Aynen. Şah damarından da yakın. Esasen bu şu. İnsan biliyorsunuz kendi nabzının sesini gürültülü ortam olduğu için normalde duymaz. Ama sağır odaya koysalar, yani sesin yalıtılmış olduğu odalar var, özel deney odaları. Hmm. Orada kendi sesini duyuyor insan. Kendi nabız sesini duyuyor, hatta organlarının sesini, kalp sesini duyuyor mesela. Öyle bir insan ancak öyle bir odada 35-40 dakika kalabiliyor. Daha fazla, yani deneme yapanlar var, çıldırır diyor. Hmm. Evet, çıldırır diyor. Kendisine mahsus bütün sesleri duyduğu için. Kendi seslerini duyuyor, hmm, aklı oraya takılıyor. Bu ne? Aklı oraya takılınca teklemeye başlıyor, sistem tekliyor. Hmm. Sistem takılmadığınızda güzel çalışıyor. Şimdi talamus ve hipotalamus sizin takılmamanız gereken vazifeler yapıyor, görevler. Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani bedenin doğal sistemleri, motor sistemleri oraya bağlı. Onun için de dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, lenf sistemi, efendim yani tüm sistemler oraya bağlı ve tıkır tıkır da işliyor yani kendince. Yani kalbini dinleme. Aynen. Nefes alışını dinleme. Takma o. Takma oraya. O zaten aynen. Otomatik aynen. Olarak yapılıyor zaten. Şimdi, bırak onu. Şimdi bunun senden yakın, şah damarından yakın olan Allah'la ilgisi nedir böyle? Bu aslında şu. Efendim, insan kafayı tıpkı işte sağır odada yüreğinin atışına takmaması gerektiği gibi bu anlamda insan kafayı Allah'ın zatına takmamalı. İstersen tak. İstersen tak zaten. Takamazsın. Takamazsın. Yani de. Biter. Ya biter. Biter. Çıldırırsın. Şu kadarcık bir flaş aynen. Bellekle. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu teraziyi bu kadar şekli, sıkledi çekmez çekme. Diyor ya Ziya Paşa. Evet. Yani istersen tak. İşe yaramaz. Ama takmamalı da. Peki ne yapacağız o zaman? Evet. Bütün bu varlık Allah'ın eli değdi. Bütün bu varlık eseridir. Yani varlık bir sanatsa bir sanatkarı var. Bir eserse müessiri var. Bir fiilse faili var. Bir eylemse eylemin sahibi. Yani bir eylemse öznesi var, subjekti var. Anlatabiliyor muyum? Hocam bir ayet aklıma geldi. Bedi'us semavati vel arzu diyor. Ne muhteşem bir esma. Yaratıyor yoktan bir de ama sanatkarane yaratıyor. İşliyor, dokunuyor böyle tek tek. Geleceğiz inşallah. İnşallah. Tabii gelirsek. Hocam eyvallah. Bu gidişle... Ömrümüz olursa. Bu gidişle bilmem ne zaman. Efendim Allah'a yardım edelim, dua edelim inşallah. Efendim bizim ağacımız kaç yaşındaydı? Oraya hemen sokayım. 4113. Yaşındaydı. 8000 sene daha yaşayacakmış. Ben Facebook'a koydum. Dedim ki randevulaştık ama süre biraz uzun. 8000 sene belki ulaşamayız. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Evet efendim. Öyle de bir ağacımız vardı yani. Yani... Orhan Hocam'la tabii siz şu anda biz hasbihal ediyoruz. Siz anlamadınız ne ağacı ne falan bu, diyorsunuz. Bu Orhan Hocam'la geçen hafta biz dünyanın en yaşlı ağaçlarından birini ziyaret ettik. Gerçekten de 7 saate yakın onun için zaman, emek harcadık. Yorulduk, mahvolduk tabiri caizse. Çünkü belli bir yere kadar araçla çıkabiliyorsunuz. Ondan sonra araç falan yok. Sadece ve sadece ayağınıza güvenmeniz ve yokuş. Lazım. Ve yokuş. Yokuş, dik çıkıyorsunuz. Aynen, yani. Dik çıkıyorsunuz. Zaten herkesin görebileceği bir yerde olsaydı o mübarek ağaç, 4113 yıl yaşatmazlardı onu, mahvederlerdi. Dolayısıyla saklanmış, gözlerden saklanmış ki 2008 yılına kadar o onu keşfeden çoban, keçileriyle birlikte yanına gelinceye kadar kimsenin gözüne görülmemiş. 4113 yaş. Hazreti İbrahim le yaşıt, belki daha fazla, daha yaşlı. Ve o görkemiyle duruyor. Çok da sağlıklı. Porsuk ağacı. Türkiye'de. Türkiye'de ve Zonguldak'ta Gümeli ilçesi mi, beldesi mi? Alaplı ilçesi. Alaplı ilçesinin Gümeli köyü mü diyelim. Köy efendim, şimdi köy. Herhalde eskiden kasabaydı, belki şimdi kasab, evet. Köy olmuştur. Büyük şehir, bütün şehir yasasıyla. Dolayısıyla orada muhteşem bir anıt var. Ama anıt deyince cansız şeyler aklınıza geliyor. Bu öyle bir şey değil, bu canlı. Onun için ben varınca öyle dedim Orhan Hoca'ya. Bekleye bekleye ağaç olmuş dedi. Hocam o sözünüzü ben Facebook'a koydum. Bugün yazdım. Eyvallah. Ağaç bize 4113 sene beklemiş. Bekleye bekleye de ağaç olmuş. Eyvallah. Kocaman bir ağaç böyle. Ve elhamdülillah ben bu tip şeyleri çok değerli bulurum. Çünkü Allah'ın esmasının yansımalarıdır bunlar.
Allah'ın esmasının bitkilerde yansıması var, hayvanlarda yansıması var, gökte yansıması var, yerde yansıması var, insanda yansımaları var, cansızlarda yansımaları var, taşta, toprakta, suda yansıması var. Dolayısıyla Allah'ın esmasının yansıdığı bir tür de bitkiler, özellikle bu ağaçlar. Bendeniz 3000 yaşında ağacı Arizona'da görmek için binlerce, buradan selam edelim Şakir Yücel, değerli eşi Ulviye Yücel ve Yücel ailesine. Allah razı olsun Şakir kardeşim, Amerika'daki Kur'an talebem bizi aldı. Amerika'nın ta batısına, en ucuna götürdü. Arizona'da biz Yosemite Park'ta dünyanın en yaşlısı zannettiğimiz Sekoya ağaçlarını ziyaret ettik orada. Ben orada 3000 yaşlı ağacı göreceğim diye taştan taşa düştüm. Ama meğer ağaçların yaşlısı bizdeymiş. Ne bileydim. Daha sonra duydum ki Türkiye'de üstelik de bilim adamları, bu tahmini bir tespit de değil, bu ağacın yaşı üniversite tarafından bilimsel olarak içinden kalem çıkarılarak, baştan sona kalem çıkarılarak tek tek halkalar sayılarak tespit edildi ve literatüre geçti. Şu anda anıt ağaç ilan edildi ve hamdolsun korunmaya alındı. Yani kardeşlerimiz gidecek olan, aslında ben burada yerini söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye tereddüt ettim. Ama ben ağaç da sevinir diye düşünüyorum. Yani biz onu görünce nasıl seviniyorsak, o da bizi görünce öyle sevinir. Efendim, fakat ağaç bizi özlemişti. Fakat buradan şunu duyurayım. 2000 yıllık Roma'daki Kolezyum'a gidip de Kolezyum'un 2000 yıllık taşına Ali Ayşe'yi seviyor yazan o, efendim ne desem yakışır da ne diyeyim şimdi, yani o nadan gibi yapmasınlar. Efendim Ali Ayşe'yi seviyor deyin. Şimdi Ali Ayşe'yi seviyorsa seviyor da 2000 yıllık taşa oraya bunu kazmanın ne alemi var Allah aşkına? Yani. Bu ne hoyratlıktır? Yani. Bu ne bedeviliktir? Dolayısıyla Ali Ayşe'yi sevdiğini Ayşe'ye hürmetiyle göstersin, saygısıyla göster, ikramıyla göstersin. Gidip de 2000 yıllık taşı kazıyarak değil. Doğru. Onun için biri gidip de delilik yapıp bu ağaçtan bir yaprak bile olmasın, koparmasın. Efendim? Orada yürürken, hatta yürüyüşlerine zongurdayarak, zıngırdayarak yürümesin. Yani lütfen saygılı insana, yani Allah'ın yarattıklarına saygı zaten esastır. Ona evet, saygılı olmayan insana da olmuyor Orhan Hocam ya. Saygısız, evet, saygısız. Aynen. Bedevi bedevi. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ağacın zaten gövdesi o kadar sağlam ki adeta bir çelik gibi, demir gibi. Oraya Ali Ayşe'yi seviyor diye yazmak da galiba mümkün olmaz. Çok sağlıklı gördüm. Değil mi efendim? Böyle evet, taş gibi, taş demir gibi bir ağaç. Eyvallah. Hocam bir ara verelim mi efendim? Bir çay içelim. Çok teşekkür ederim efendim arkadaşlar. Bir ara veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Değerli dostlar, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hocam, Rabbimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani nasıl anlatacaksak, yani dediğiniz evet, gibi insan Allah derde titremez mi? Sizin ben yazdığınızda burada baktım, okudum. Titrer dedim. Ben de titriyorum dedim. Eyvallah. Yani Allah deyince titrer. Ben buraya yazdım. Titrer. Hocam ben de titriyorum. Yani insan Allah üzerinde, Allah konusunda konuşuyoruz. Hocam efendim, şu kitabı bana bir verir misiniz? Tabii hocam, buyurun. Değerli evet, kardeşlerim, bu Orhan Hocam'ın okuduğu Esma-i Hüsna. Orhan Hocam'ın Esma-i Hüsna'sı. Kapını çıkartalım hocam. Efendim, eyvallah. Şimdi kitap nasıl okunur meselesi ne gelecek de, kitap nasıl okunur biliyor musunuz? Hiç gördünüz mü Orhan Hocam'ın Esma-i Hüsna'sını?
Lütfen bakar mısınız Esma-i Hüsna'ya? Kitap nasıl okunur? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Evet, hep böyle. Üç ciltte böyle. Bakar mısınız? Evet. Dolayısıyla bu kitaplar beni saat 2'ye kadar evinde uyutmadı. Uyutmadı. Ondan sonra da programa vesile oldu. Eyvallah. Hocam, iyi ki kitabı böyle okumuşum. Ya böyle okumasaydım. Efendim, ben kitabın her bir satırını okurken yaşıyorum. Adeta hem Allah'la konuşuyor hem de sizinle de konuşuyorum. Eyvallah. Yani kitabın yazarı siz değil misiniz? Size bir şeyler söylüyorum, orada yazıyorum. Eyvallah. Efendim, notlar alıyorum. Efendim, daha sonra o notlar... Ben de gönül ekranımda o e-mailleri okuyordum. Okuyorsun değil mi? Yani ben size onu gönderiyorum. Hissediyordum diyelim. Evet. Eyvallah. Şimdi hocam, bu kitabı okuduk elhamdülillah. Fakat Rabbimizin yarattıkları içerisinde kainatın tamamı bir kitap. Varlık. Varlık bir kitap. Yani eyvallah, varlıkta kitaplar var. Böyle hep hani biz dört kitap falan deyince millet ne anlıyor? İşte Kur'an, Tevrat, Zebur, İncil. Ya bir dakika, değil. Onların hepsi bir kitap. Eyvallah, aynen. Allah'ın dini bir din, bir tane değil mi hocam? Evet, bir tane. İnnet dinde, indallah, İslam. Aynen. Yani, tüm peygamberler de İslam peygamberi. Bütün peygamberler de İslam peygamberi. Hepsi evet. Müslüman. La müferruku beyne hadim ve rusulü. Getirdikleri tek din var, o da İslam. O da İslam. Hepsi Müslüman. Hepsi bizim dinimiz. Hepsi evet. Allah'ın Müslüman peygamberleri. Eyvallah. Yani Hazreti Musa Musevi değil efendim. Hazreti İsa Hristiyan Hristi, değil. Haşa ve kella. Hepsi Müslüman peygamberler bunlar. Şimdi efendim, bu varlığı kitap gibi okumak diye bir notun var burada. Yani Rabbimizin bu dört kitabını nasıl okuyalım hocam? Bunlar hem kitaplar. Bu önemli bir konu bu. Bu çok önemli. Yani hakikaten. Belki bu sorunu çözsek Orhan hocam, tüm sorunlar buna bağlı olarak çözülecektir. Mesela kalkınmışlık sorunu da. İlim üretme. İlim üretmişti o anlamda. İlim üretme. Yani. Keşif. Keşif. Bu keşif kerametten bahsetmiyorum lütfen. Evet, yani keşfetmek. Bu Budizm'in mallarını efendim değil, kendilerine iade edelim. Değil. Yani şapkadan tavşan çıkarmaktan bahsetmiyorum. Yok. Keşfetmek. Allah'ın eşyanın varlığın içine koyduğu yasaları keşfetmek. Dört kitabı önce başlayalım o zaman. Evet. Bir, Allah'ın indirdiği kitap. Kur'an'ımız. Eyvallah. Ama Kur'an yokken daha büyük bir kitap vardı. Kur'an'dan daha büyük bir kitap. Kainat kitabı. Yani tabiat kitabı. Dolayısıyla Kur'an tabiat kitabına atıf yapan parmaktır. Kur'an ayetleri, bakınız ayet ne demek? İşaret. 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 Yani şu parmağa ne denir? İşaret evet, parmağı. Değil mi? İşaret. Gösterir evet, çünkü. Gösteriyor. Çünkü gösterir. Kur'an'ın birimleri de gösterir. İşaret parmağıdır. Ama parmağa bakma. Ay'a bak. Parmağın gösterdiği, parmağın gösterdiği yere bak. Aynen öyle. Evet. Yani bazıları hep parmağa bakıyorlar. Yani Kur'an'a bakıp da sadece Kur'an'ın gösterdiği yere bakmamak, parmağa bakıp parmağın gösterdiği yere bakmamaktır. Onun için sembolün sembolize ettiği bir değer vardır. Asıl oraya bakmak lazım. Oraya bakmadan neyi gösterdiğini göremezsiniz. Onun için gösterdiğine baktığınız ve onu gördüğünüz ve onu okuduğunuzda Kur'an'ı okumuş olursunuz. Sadece ayeti okuduğunuzda Kur'an'ı okumuş olmazsınız. Sadece ayeti okuduğunuzda parmağa bakmış olursunuz. Yani düşünün, camdan bakmanız gerekiyor, siz cama bakıyorsunuz. Cama bakıyorsunuz. Hatta bir de hohluyorsunuz arkayı göstermesin diye. Dolayısıyla hatta film çekiyorsunuz. Dolayısıyla biz esasen Kur'an'ın aynalık görevini yok ediyoruz. Ayna sırçasını bozuyoruz, karartıyoruz. Hani aynayı ayna yapan sırçasıdır ya. Arkasında sır vardır. Sır vardır. Dolayısıyla o sırrı karartıyoruz. Hiçbir işe yaramaz oluyor. Onun için Kur'an'ı okumak, sadece Kur'an, hatta bu anlamıyla da olsa,
sadece Kur'an'ı kendi anlamı içinde okumak ama gösterdiği yere bakmamak esasen Kur'an'ı okumak da değil. Değil. Yarım okumak, evet. Çeyrek okumak. Kur'an'ı okumak, hakkını vererek okumak, gösterdiği yere bakmak. Peki gösterdiği üç kitap daha var. Hı hı. Üç kitap. Kur'an bir Kur'an kitap. Birinci kitap. Evet. Bir kitap bu. Kainat ve tabiat kitabı. Tabiat. Evet. Yani bu tabiatın içinde ağaçlar bir sure. Bitkiler, yani yer bitkileri bir sure. Hayvanlar bir sure. Yıldızlar bir sure. Galaksiler bir sure. Gezegenler bir sure. Bunların da ayetleri var içinde. Paragrafları var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sular bir sure, bulutlar bir sure, iklim bir sure okumayı bekleyen. Evet. Onun için her biri, belki her bir türde bu surenin içinde paragraf. O türün alt türleri de ayetler. O alt türlerin de bireyleri, o ayetleri oluşturan kelimeler, harfler. Vesaire. Noktalar, virgüller. Eyvallah. Işte, neler. Dolayısıyla ikincisi bu. Tabiat Kur'an'ı diyorum ben buna. Tekvini kitap, tabiatın Kur'an'ı. Hiç tereddüt etmeden tabiatın Kur'an'ı diyorum. Hatta üstüne basarak söylüyorum, Kur'an'dan evvelki Kur'an. Doğru. Çünkü Kur'an inmeden o vardı. O inmişti. Tabiat Kur'an'ı. Ve Allah o Kur'an'ı bize zaten göndermişti okusun diye. Aynen öyle. Ama hocam biz onlara gereği gibi okumadık. Neyse onu sonra söyleyeyim. İki. Üçüncü Kur'an, üçüncü kitap bizatihi insan. İnsanın kendisi. Onun için vahiy, Kur'an yine insan Kur'an'ına inmiştir. İki Kur'an birleşmiştir. Onun için Kur'an'ı okuyan bir insan aslında yani bir kitabın öbür kitapla diyalog kurması gibidir. Ne güzel hocam ya. Yani ikisi zaten bir araya gelmezse tamamlanmış olmuyor ki. Aynen. Eksik oluyor ya. Yani. Kur'ansız insan, insansız Kur'an. Buyur ne olacak? Hayır. İnsanlı Kur'an ya da Kur'anlı insan. Eyvallah. İşte şimdi tamam. Aynen. Ama iki kitabı da unutmayacağız. Yani siz sorusunuz o cevap. Yani siz onunla diyaloga girersiniz. Bu diyalog sonucunda o konuşur. Siz dinlersiniz, siz inlersiniz, o dinler, o inler, siz dinlersiniz. Ve sorduğunuz her soruya cevap verir. Verir. Bıkmadan, usanmadan. Doğru sorarsanız. Hem de doğru sorar. Eyvallah. Hem de en doğru cevabı verir. Aynen. Sadakallahül azim oldu. Dolayısıyla o sizi okur, siz onu okursunuz. Dolayısıyla iki ayet, iki kitap birleşmiş olur. Evet. Yani dünyaya indirilmiş kitap olan insan, insana indirilmiş kitap olan Kur'an. Allah birbirine Allah. Ne güzel yakışır. Tabii. Etle tırnak. Tam uyuyor. Tohumla hocam. Toprak. Tamamlıyor hocam. Eyvallah. Yani kafada boşluk kalmıyor bir daha ya. Dünya aynen. Var, insan var, onun Kur'an'ı var. Aynen. Ve dördüncü kitap. Dördüncü kitap. Olaylar kitabı. Olaylar Kur'an'ı. Allah Allah. Olaylar, evet. Kur'an'ın üçte ikisi olaylardan bahseder dikkat ederseniz. Kıssa mesela. Aynen, kıssa. Evet. Kıssalar olaylardır. Evet. Ve kıssalar ayetlerdir. Kıssalar surelerdir. Kıssalar vahiylerdir. Evet. Nasıl kıssa ayetlere dönüşüverdi? Geçmiş kavimlerin, bunların bir kısmı helak olmuş. Evet. Bu ayetlerin içinde Firavun'un sözleri de var. Bu ayetlerin içinde şeytanın sözleri de var. Evet. Öyle değil mi? Var. Rahman'ın sözleri de var. Amen. Ama ayetlerin içinde bir maksada mebni, o maksat da hidayettir, rehberlik, ilahi rehberlik. İlahi rehberliğe mebni olarak okununca hepsi de hidayetin bir parçası, merdivenin bir basamağı olup çıkıyor, okumanın bir parçası olup çıkıyor. Dolayısıyla tekrar edelim, dört kitabı okumak. Allah. Asıl bu böyle yok. Tevrat, İncil, Zebur falan. Geçin onu. Bunlar bir kitap zaten. Eyvah. O bu, burada, o aynen. Burada. O aynen.
Aynen o ilmihallerde kimler uydurdu? Oysa ki yani Zebur diye ayrı bir kitap saydıkları da Tevrat'ın içinde bir bölüm zaten. Evet. Mezmurlara evet. öyle demişler vesaire. Ama değil. Vahiy de ondan ibaret değil zaten. İnen vahiylerin tamamı da bunlardan ibaret değil. Onların ötesinde de vahiyler var. Sahifeler var. Diğer peygamberlere. Bütün peygamberlere gelen vahiyler. Aynen gelen vahiyler. Onların tamamı da nebi değil miydi hocam? Aynen. Hepsi vahiy alıyor. Aynen. Vahiysiz nebi mi olur? Vahiysiz nebi olmaz. Olmaz. Yani bu anlamda dört kitap deyince vahiy kitabı, tabiat ve kainat kitabı, insan kitabı ve olaylar kitabı. Eğer biz sondan başlayalım. Olaylar kitabını doğru okursak. Tarih ilmi buna girer. Bakınız. Kur'an'ı tahrif eden nasıl büyük bir kötülük yapıyor, hakikate ve Allah'a nasıl büyük bir iftira ediyorsa, tarihi tahrif eden de aynı iftirayı yapmış olur. Ben bizde bakıyorum tarih algısına. Biriktirilmiş yalanlardan ibaret bizde tarih. Evet. Adam yalan seviyor. Kendi kendini aldatanları seviyor. Yazılmış masallara tarih kitabı muamelesi yapıyor. Adam masal yazmış. Uydurma. Uydurma. Evet. Aynen. Aynen. Zaten ona o muameleyi yapan Allah Resulü'nün uydurduğu sözleri Allah Resulü'nün de ağzına koyuyor. Kur'an'a uydurup bir ayet koyamayınca uydurup üstüne bir taş almış eline, üstüne taşın sünnet yazmış Kur'an'a fırlatıyor. Taşı Kur'an'a atıyor, Kur'an'a atıyor ama attığı taşın üstünde sünnet yazıyor. Attığı taşın üstünde hadis yazıyor. Attığı taşın üstünde fıkıh yazıyor. Attığı taşın üstünde ilmihal yazıyor. Attığı taşın üstünde gelenek yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Kur'an'ı taşlıyor aslında. Bu anlamda eğer olay ayetini adam gibi okusaydık, İbret alırdık. Adam gibi okusaydık düzme koşma şeylere tarihi gerçek gibi muamele etmezdik. Adam gibi okusaydık şarlatanlar yazdıkları masalları bu millete, bu ümmete tarih kitabı diye yutturamazlardı. Adam gibi okusaydık bizi kandırmak isteyenler ver mehteri, ver coşkuyu diyerek bizi oynatmazlardı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. İbret alırdık. İbret alsaydık eğer tekerrür etmezdi. Hala tekerrür ediyor. Hala tekerrür ediyor ve hem de çok kötü bir biçimde tekerrür ediyor. Maalesef. Yani aynı delikten hani la yuldehul mu'min min hucrin merrateyn. Allah Resulü'nden gelen, Kur'an'a vurduğumuzda geçer not alan, selibakla vurduğumuzda geçer not alan harika bir tespit bu. Bir mümin bir delikten, aynı delikten iki kez sokulmaz. Allah aşkına, Allah Resulü bunu söylüyor. Allah Resulü'nün sünnetini savunanların aynı delikten kaçıncı sokuluşu bu? Maalesef. Evet. Dolayısıyla yol geçene ne olmuş yani? Maalesef. Onun için bu bir, yani olaylar ayetini doğru okursak tarih oraya giriyor. Antropoloji oraya giriyor. Efendim hatta bu tarihe varlığın tarihini de ekleyebiliriz. Varlığın. Evet, gelelim ikincisi. İnsanı doğru okursak. İnsanı doğru okursak bu sefer insanın psikolojisini, psikoloji ilmi buraya giriyor. Efendim tıp ilmi buraya giriyor. Sosyoloji ilmi buraya giriyor. Mesela insanı doğru okursak, insanı bir Kur'an gibi, bir kitap gibi okursak, o zaman insanın üzerinde yaratıldığı fıtratı iyi öğrenmiş oluruz. İnsan fıtratını. İnsan fıtratını, insan tabiatını iyi öğrenirsek eğer, o tabiatla uyumlu bir eğitim geliştiririz. Ve yeryüzünde tüm toplumlara, tüm uygarlıklara, tüm ülkelere eğitim know-how'u satar hale gelirsiniz. Evet. Öyle değil mi? Nerede o? Hani
bir şey söyleyeyim hocam. Sanki insanın içerisindeki biz ruhu hala tanımadık. İnsanın bir ruhu var ya. Değil mi efendim? Yani insandaki akıl, irade, vicdan, bilinç, işte evet, o fıtratla beraber. Evet. Biz insandaki bu ruhun daha farkında falan değiliz zaten. Ruhu anlasaydık, insana öyle değer verirdik. Sana Allah tarafından üflenmiş bir ruh var. O ruh ne? Değil mi efendim? Şimdi oradan itibaren devam edelim hocam. Sadece o değil. İşte insanın insanlaşmadan öncesini de ıskaladık. Yani... Biyolojik insanı ıskaladık. Manevi, insandaki manevi boyutu ıskaladık. İnsan aklını ıskaladık, aklı ıskaladık. Aklın üstünden atladık. Daha beterini ettik hatta. Efendim, akla kötülükler ettik. Evet. Kötü muamele ettik. İradeyi mahvettik. İradeyi mahvettik. Evet. Ruhun üç üzeri bunlar. Evet. Vicdanı uyuttuk. Atıl hale getirdik. Evet. Yani insan kalmadı ortada. Geriye kalan zaten bir pantolon, kemik, bir gömlek, et. Efendim, aklın insan içerisindeki peygamber olduğunun farkına varmadı. Varmadı. Evet, vicdanın aynen. Allah'ın sesi, merhamet olduğunu, Rauf esmasının tecelli olduğunun farkına varmadık. Böyle gariban bir insan kaldı geriye. Allah'ın insana vicdanından seslendiğini göremedik. Göremedik. Duyamadık. Evet. Evet. Diyoruz irade... ya, vicdansız adam yani işte eyvallah. Sen Allah'a duymuyorsun eyvallah. Demek ya. Eyvallah. İradenin hakkını vermedik. Çünkü insana okunacak bir kitap muamelesi yapmadık. Hatta mahvettik insanı bu anlamda. Yani insanı görmedik diyorum da bu aslında küçük kalıyor. Hayır. Gördük İnsanı de gördük, mahvettik. Mahvettik. Ortada insan kalmadı. Ortada insan denilmeye layık. Çünkü insanı insan eden akıl, irade, vicdan. Aklını kullanması. Bilinç. Onu aldığınız zaman geriye insan kalmıyor ki. Sorumlu bile değil o. Cezai ehliyeti de yok. Sorumluluğu da yok. İbadetten de sorumlu değil. Muaf. Dinden de muaf. Evet. Anlatabiliyor tam muaf. Yani şimdi insana bu muameleyi yaptık. Oysa Kur'an insana ayet diyordu. Ve fil ardı ayatun lil muqinin ve fi enfusikum. Yani aslında sizde de ayetler vardır demek, siz kitapsınız demekle eş anlamlıdır. Yani bizde ayetler varmış. Ve fî enfusikum. Efela tubsirûn. Görmeyecek misiniz? Hala görmeyecek misiniz? Evet, hala görmüyoruz. 1400 yıl oldu. Görmemekte direniyoruz. Göstermek isteyenlerin de parmağını kırıyoruz. Gösteren, bakın bakın. Allah'ın ayetleri bu ayetleri gösteriyor diyenlerin de parmağını kırıyoruz. Hem de ayetin indiği ayet olduğu halde görüyoruz. Eyvallah. Ne kadar Kur'an insana inmedi mi hocam? Kur'an o kadar çok değerli kitap. Eyvallah. Muhatap olarak insanı almadı mı? O halde niye insanı biz bu kadar hafif alıyoruz ki? Ona gerekli değeri verir misin? O amaca yöneltir misin? Evet. Ve üçüncüsü tabiat kitabı. Tabiat Kur'an'ı. Hmm. Fizik onun bilimlerindendir. Kimya onun bilimlerindendir. Biyoloji onun bilimlerindendir. Ve daha bunların alt bilimleri. Hatta matematiği belki de hepsinin temeline yerleştirmek lazım. Bu anlamda bakınız tabiat Kur'an'ını okumadığımız için şu anda mevcut teknolojinin kötü birer tüketicisi konumundayız. 4.0 sanayiye yetişemedik. Iskaladık. Bırakınız yetişmeyi. 4.0 sanayiye yetişme şöyle dursun. Onu henüz algılayabilmiş değiliz. Kavrayamadık. Kavrayabilmiş değil. Gündemimizde yok. 4.5'u geçti, şimdi 5. 5 kaldı. Anlatabiliyor muyum? Evet. 5, yani 5.0 devrimi kapıda. Evet. Ve daha 4'ü algılayamamış, 4.5'u algılayamamış bir zihin 5'i nasıl algılayacak? Yarın 6 gelecek. Evet. Yarın ondan sonra 7 gelecek. Gürleyip geliyor. Ve çok ilginçtir. İnsanoğlunun yeryüzünde göründüğü günden bu tarafa 300 bin yıl sayalım biz bunu. 300 bin yıldaki tüm gelişmeleri
Yani tarım devrimini bunun içine katın, tekerleğin bulunuşunu bunun içine katın, ateşi bunun içine katın, efendim yazının kullanımını, bulunuşunu bunun içine katın, efendim hepsini, hatta dili katın, hepsinden çok daha büyük keşifler yapılıyor. Evet. Adeta her hafta insanın aklını başından alan çeşitli disiplinlerde, yani fizikte, efendim, parçacık fiziğinde, astronomide, kimyada, biyolojide, genetikte, robotikte bir yığın acayip gelişmeler oluyor. Tıbbın her dalında acayip gelişmeler hocam, oluyor. Hocam affedersin, masajlı evet. fabrikalar kuruldu artık. İnsan bir 3D yazıcıyı koyuyor. Aklınıza gelen her bir şeyi yapıyor malum haliniz. Evet. Saat ondan yapıyor. Ayakkabı ondan yapıyor. Evdeki bozulan bütün parçaları ondan. Şu anda insan organı 3D ile üretiliyor. Tamir efendim. Ediyor. Üretiliyor. Evet. Efendim uçak parçası yapıyor. Evet. Uçağın kendisini yapıyor. Ev yapıyor. Ev yapıyor. Apartman yapıyor. 4 katlı bina yapmışlar. Evet. Ben de şimdi soruyorum arkadaşlar, 3D yazıcı var mı? O ne? O ne? Yenir mi? Allah Allah. Yani Türkiye'nin şu kadar 1000 okulunda hala 3D yazıcı yoksa, ki bu işin alfabesi, ABC'si hocam. Evet. Bu olmazsan zaten bir şey olmaz ama bizimkiler daha işin farkında filan değil. Biz başka yerlerdeyiz hocam. Evet. Hep söylüyorum ya, efendim bu millet bizi, bu dünya, bu gelişmiş milletler bizi böyle bakıyor gözümüze. Ya biz üretiyoruz, medeni insanlarız, evet. gelişiyoruz da. Bunlar ne yapıyor? Ya bu adamlar ne diyecekler hocam? Bunlar ne yaparlar? Ve biliyor musunuz, bizi köle bile yapmayacaklar. Bizi köle niyetinde kullanmayacaklar. Çünkü köleye ihtiyaçları yok. Aynen. Efendim robotlar bu işi artık yapıyor. Aynen. Yapay zekayı adam yapmış. Şimdi yapay evet. zekanın problemlerini çözmeye çalışıyor. Aynen. Biz de soruyoruz, yapay zeka ne? Ya. Şoförsüz otomobiller yapıyor millet. Herkes her şeyi öyle yaparken. Hocam biz neresindeyiz dünyanın Allah aşkına? İlginç, bizim olan, kitap, da, evet. ilginç olan da şu hocam ya. Bin, affedersiniz. Tamam. 1150 yıl önce, affedersiniz, 1200 yıl önce bir İslam alimi, Nazzam, İbrahim en-Nazzam isimli bir mutezili alim çıkmış. İnsanı Allah öyle yaratmıştır ki insan kendisi insan yapabilir. Allah Allah. 1200 sene önce. 1200 sene önce hocam, İbrahim en-Nazzam. Evet. Biz galiba orada kaldık, biliyor musunuz hocam? Orada kalmışız evet. hocam. Orada durduk ya. Yani az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, bir arpa boyu yol gitmiş. Mahvetmişiz. Bu adamları da mahvetmişiz. Bu adamların mezhebini de tarihe gömmüş, üstüne beton dökmüşüz. Onunla da seviniyoruz utanmadan. Utanmadan, günahımıza bakmadan tarihte İslam aklını öldürmüşüz, cinayet işlemişiz. Onu da vahşice gömmüşüz, onunla övünüyoruz. Yani bu da ayrı bir bela, ayrı bir musibet. Sanki bunun ahı tuttu bizi. Bunun bedduası tuttu bizi. Öyle gözüküyor zaten. Şu halimize bakınca yani beddua ve ah almış bir durumdayız. Biz ah aldık. Sadece ve sadece mutezilenin ahı yeter. Bu topraklara İslam aklıyla gelmişti İslam. 10. yüzyılda, 11. yüzyılda. Bu topraklarda Malazgirt'ten önce Niksar'ı fetheden aile Danişmendoğulları. Danişmendoğullarının babası Ali Taylı, aynı zamanda Tuğrul Bey'in akıl hocası. Bilim adamı, danışmanı, baş danışmanı. Danışman oradan geliyor. Dolayısıyla Ali Taylı usulde Mutezili, Füruda, Hanefi. Yani fıkıh mezhebi olarak Hanefiliği takip ediyor, ehli rey olarak, kelam mezhebi olarak Mutezili'yi. Hocam bu çok önemli bir konu, biliyor musun? Evet. Yani biz Selçuklular olarak biz Anadolu'ya iyi gelmişiz ya. Çok iyi gelmişiz. Hocam bilmiyor kimse. Evet. Daha dün bir ilim meclisindeydim. Hı. O mecliste akademisyenler vardı. Vallahi benden duydular.
Ve Ali Taylu, Tuğrul Bey'in mezhebi nedir biliyor musunuz hocam? Mutezili Hanefi'dir. Tuğrul Bey Mutezili Hanefi'dir. Tuğrul Bey'in veziri Kündürî, Mutezili Hanefi'dir, allameydi, alimdi. Ve maalesef daha sonraki gelen vezir, kinle, intikamla İslam aklını katletmek için önce onu öldürdü, sonra da İslam aklını öldürdü. Ondan sonra da kendi ideolojisini getirdi, devletin başına bela etti. Ondan sonra dahası var. Bugün Suriye'de kabrini taşımak için Akla Kara'yı seçtiğimiz Süleyman Şah. Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır o. Ve Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın mezhebi Mutezili Hanefi'dir. Babası Kutalmış'ın mezhebi efendim Mutezili Hanefi'dir. Kimsenin böyle bir bilgisi de yok. Derdi de yok ayrıca. Yani kimse böyle bir şey düşünmüyor hocam. Peki Harezm'den gelen bu İslam aklının efendim ki Anadolu'da yazılmış ilk eser, 1090'larda yazıldı hocam. Üstelik memleketimde yazıldı, Kayseri'de. Ve bu eseri yazan Kayseri kale komutanıdır. Eserin konusu ne hakkında biliyor musunuz? Astronomi. Allah Allah. Evet. Ta o zaman. Aynen. Gök bilimi. Aynen. Gök bilimi hakkında ilk Anadolu'ya gelen Müslüman Türklerin ilk yazdığı eser gök bilimi hakkındadır. Eserin ismini de söyleyeyim. Keşfül Akabe. Akabe'nin keşfi. Zor yokuşun keşfi. Ve bu eseri keşfeden Mikail Bayram hocamız. Tozlu raflardan nüshasını bulup, arayıp, bulup, indirip hem neşreden asli diliyle hem de tercüme edip şerh eden Mikail Bayram hocamız. Allah onun ömrünü uzun etsin. Amin. Sıhhat versin, rahatsız kendisi. Bakın, yani neler bilmiyoruz. Peki ağzını açan bu memlekete İslam'ın bugün Şia'nın merkezi, hem de müfrit Şia'nın merkezi olan Horasan olduğunu söylüyor. Allah'tan korkar adam ya. Anlatabiliyor muyum? Öyle. Horasan'dan getirdiğiniz İslam bizi bu hale getirdi. Eğer o bizim biraz önce söylediğim Anadolu'da yazılmış ilk eseri yazanların zihniyeti bu memlekete hakim olsaydı tarih farklı gelişirdi. Şimdi biz neredeydik? Aynen öyle. Efendim, yani Ankara, İstanbul'a yapılmış ilk rasathaneyi denizden kendi toplarımızla topa tutup da yıkmazdık. Yani yıldızları efendim bakacak, padişahın kaderini okuyacak. Dolayısıyla padişaha darbe yapacak safsatalarıyla efendim yıkmazdık. O böyle bir akıl fukaralığına kapılmazdık. Böyle dellenmezdik. Bugün de böyle delirmezdik. Ama böyle gelişmedi. Anadolu'dan gelen neyi getirdi? Namaz getirdi, salat değil. O da enteresan bir konu. Oruç getirdi, savun değil. Savun değil. Abdest getirdi, vudu değil. El suyu. Eyvallah. Yani Kur'ani kavramlarla bile öğrenemedi bu memleketin Müslümanı dinini. Onun için o İslam aklını da o daha önce gelmiş olan Tuğrul Bey'le, Vezir Kündürî ile, Kutalmış oğlu Süleyman Şah'la, Baba Kutalmış'la, Danışmen Doğulları'yla, Danışmet Ahmet Gazi, Danışmet Melik Gazi, Baba Ali Taylı ile gelen, Anadolu'ya ilk gelen İslam'ı da böylece mahvettiler, aklı toprağa gömdüler ve bizi böyle deli ettiler. Şu anda geldiğimiz noktada bu. Onun için yani keşke okusaydık o kitabı, tabiat kitabını. Tabiat kitabını okusaydık, şimdi bugünkü yarışta bırakınız geri kalmayı, kenardan seyreder olmayacaktık. Evet. Yarışın arkasında falan değiliz. Yarışta, kulvarda bile değiliz. Dışındayız hocam. Dışındayız. Yani. Yarışta bizim bir ilgimiz yok, alakamız kalmadı. Alakamız yok. Onun için yani evet, Allah dedik, dört kitap dedik. Bir vahiy kitabı, evet. İki insan kitabı, üç olay kitabı,
Dört kainat. Tabiat kitabı. Evet. Hocam bir soru sormuşum. Yani böyle bitmeyecek bir yere geldik. Fakat size bir şey söyleyeyim mi yani? Şimdi bütün bunları yapan biziz. Bizim genlerimizde bu var hocam. Ya yani biz o Selçukluların torunlarıyız. Hiç endişe etmiyorum. Eyvallah. Elimizde Kur'an-ı Kerim'imiz var mı efendim burada? Eyvallah. Okuyor muyuz? Allah'ın izniyle. Anlıyor muyuz? Anlamaya çalışıyor muyuz? Maya hocam? Tuttu mu? Tuttu. İşte onu tuttu. Onu söyleyeceğim. Birileri al görmüş boğa gibi saldırıyor ama. Tabii. Düzenleri bozuyor. Ahlaksızca yani. İftira ediyorlar, yani. Ötekileştiriyorlar, ölümle tehdit ediyorlar, şerefsizce atıyorlar, satıyorlar, üzerimize kusuyorlar. İftira atıyorlar. Yani 53 yıl, 54 yıl önce ölmüş anama küfrediyorlar, eşime küfrediyorlar ve bunu da eşime yazıyorlar, düşünebiliyor musun? Ve bu ahlaksızın profiline giriyorum, şeyhinin resmini görüyorum. Bunları nasıl yetiştirdiler hocam? Evet. Bunları kim kustu? Hangi gübreyle büyüttüler? Bunlar hangi gübrede yetişti de geldi bu memlekette, bu memlekete bu kötülüğü yaptılar? Bu İslam'a, bu güzel dine bu kötülüğü yaptılar. Bu dinin yüzüne kara oldular. Yani bu kadar ahlaksız olduklarını rüyamda görsem inanmazdım. Efendim bu Yunus suresinde 10 taksim 100 var. Meşhur, çok böyle beğendiğim için 10 taksim 100 söylemesi de kolay. Bir insan eğer aklını kullanmıyorsa hocam, daha doğrusu aklını kullanmaktan men ediliyorsa, şeytan getiriyor bütün pisliği, onun üzerine boca ediyor. Eyvallah. Geriye kalan pislik hocam. Ya. Yunus 100. Yunus 100. Eyvallah. 10 taksim 100 böyle. Söylenmesi de kolay. Evet. Rakamlar da kolay. Onun için Rabbimiz diyor ki şu aklınızı size verdiğim aklı doğru kullanır mısınız? Hocam burada sözünü keseceğim. Estağfurullah. Ben innemel müşrikune necesün ayetini okuduğumda zoruma gitmişti. Allah. Müşrikler pisliktir. Aynen bu. Necasettir. Necaset. Ağır buldum hocam. Haşa. Haddim değil ama ya ne olursa olsun. Şimdi o öyle inanıyor. Yani. Yani bu çok ağır diye düşündüm. Fakat Kur'an'ın muhteşem ayeti, yani mucize kelimesi, yani. Zıp çıktı kelimeyi kullanmamak için kullanmıyorum. Anlıyorum, ben anlıyorum. Muhteşem ayeti yine evet. Tecelli etti. Meğer Kur'an haklıymış hocam ya. Evet. Müşrikler pislikmiş hocam ya. Şirk insanı pisliğe çeviriyormuş hocam. Yani. Ve şirk girdi mi birine, onun yemeyeceği halt yok hocam. Allah'la aranıza bir şeyi evet. Koyduğunuz zaman evet. Bu ne olursa olsun, evet. Kim olursa olsun. Yani neredesin ey ateistler? Şu müşriği alın da yerine bir ateist koyun da muhatabım olsun. Çünkü onda akıl var. Akıl var. Şirk akıl bırakmıyor. Akıl var. Şirk irade bırakmıyor. Bakıyor. Şirk vicdan bırakmıyor. Meğer şirk akıl, irade ve vicdanı yok eden, bırakmayan bir pislikmiş hocam. Ben evet. Ben bizzat Allah bunu bana gösterince anladım. Dedim ya Rabbi, ya Rabbi sadakallahül azim. Elhamdülillah. Allah doğru söyledi. Evet. Hocam bu dört kitaptan benim söyleyeceğim bir şeyler var ama bir ara verelim isterseniz. Ondan evet. Sonra verelim. Efendim bir ara veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Selamun Aleyküm. Efendim tekrar bir aradayız. Devam edeceğiz inşallah. Hocam bir mesaj aldım WhatsApp'tan. Damadım. Ben çok alıyorum efendim de benim tabii yani, evet hayli alıyorum. Hoşuma gittiği için onu söyleyeyim hocam. Mustafa diyor ki İzmir'den atmış mesajım. Babacığım, damadınız. Damadım. Doktor,
Babacığım biz kullanma kılavuzu kitabı okumayı sevmeyiz millet olarak. Yani biz bir alet alırız da kullanma kılavuzu orada durur, hiç okumayız onu. Doğru. Kendimiz bulmaya çalışırız. Halbuki onu bir okusa var ya, yarım saatini alacak ya. Değil mi? Veya 15 dakikasını alacak. Hep telefonu alıyor, kılavuzunu okumuyor. Okumuyor. Televizyon alıyor, kılavuzunu okumuyor. Dizüstü bilgisayar alıyor, kılavuzunu. Özelliklerini de sadece onunla birini kullanıyor ondan sonra. Diğerlerini bilmiyor ki. Ondan sonra demiş ki, ama hiçbirini... Öyle olduğu gibi kendi kullanım kılavuzumuz, kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i de okumayız biz. Allah demek Allah. Ki o buradan geliyor aslında. Buradan geliyor yani. Biz hiçbir kullanım kılavuzunu okumamıştık. Değerli hocam, Allah razı olsun. Yani. Ne güzel şeyler oluyor, çok şükür. Yani Esma tecelli ediyor yani, değil mi efendim? İnşallah. Yani Esma yansıyor. Esma yansıdığı zaman da daha bir hoş oluyor. Yani aynen. Biz Esma'yı anlıyoruz, yani Allah'ı aynen. anlıyoruz. Allah'ı anlamaktan daha güzel ne var? Değil mi? Değil mi efendim? O halde tam orada şimdi Allah'ı kavrama meselesi hocam. Evet. Bu Rabbimizi Allah'ı yani o kadar çok büyük ulvi yani düşünme bile düşünemeyiz. Aklımız, fikrimiz evet. yetmez. Şu kadarcık bir efendim kapasitede sınırlı bir varlık, sınırsız bir alemle Rabbi hakkında konuşuyor. Şimdi evet. biz bunu kavrayacağız hocam ama kavramak istiyoruz. Kavrayalım hocam. Ya da çalışalım ya. Yani ne yapalım hocam? Nasıl kavrayalım? Eyvallah. Esasen meselenin iki boyutu var. Evet. Bir, Allah'ın zatına bakan boyutu. Bir, insana bakan boyutu. Yani Allah'ı konuşuyorsak, evet. bu meselenin, Allah'ın haşa iki boyutu yok. Haşa. Ama bu meselenin iki boyutu yani. Var. Allah'ın zatına bakan boyutuyla Allah'ı tanımak insan aklının, havsalasının, idrakinin ötesinde bir şey. Evet. Onun için de ben kelamın Allah'ı ispat için giriştiği o bir takım teşebbüslere ben bir tür efendim gereksiz bir şey olarak bakıyorum. Allah'ın varlığını ispat bu anlamda bana göre tabii, yani bunu benim gibi düşünmeyenler var, onlara saygı duyuyorum. Tarihte de vardı, bugün de var. Yani Allah'ın varlığını ispat edebiliriz, ispat ederiz falan. Ben bunun gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun bizim aklımızın çalışma sistemi içerisinde mümkün olmadığını da düşünüyorum. Yani istersen dene. Buyurun. Hayır, hadi, evet, dene. Tabii. Yani Nazet Hocam dediği gibi yani dünyanın ortası burası. Efendim, inanmazsan ölç. Yani. Efendim, bu ondan da zor bir şey. Zor. Evet. Çünkü dünya ne bu? Kainat. Aynen. Alemlerin mutlak aşkın sonsuzdan bahsediyorsunuz. Evet. Subhanallah. İnsan aklı ne mutlakı kavrayabilir, ne sonsuzu kavrayabilir, ne aşkın. Aşkın deyince zaten aşkın diyorsunuz orada bitiyor. Ne mükemmeli kabul. Sen içisi içkinsin. Tabii. O mükemmel, sen zayıfsın. Evet. O kusursuz, sen kusurlusun. O sonsuz, sen sonlusun. O aşkın, sen içkinsin. O yani onun önü yok, sonu yok, senin önünde var, sonunda var. Vesaire. Bu kadar. Eyvallah. Evet. O sınırsız, sen çok sınırlısın. Evet. Yani nerenle olursa olsun, aklınla, iradenle, varlığınla, geçmişinle, geleceğinle sınırlısın. Dolayısıyla insanın Allah'ın varlığı konusunda böyle efendim çırpınmasına gerek yok. Bu anlamda akli delillerle Allah'ın varlığını ispat bana biraz boşa uğraş gibi geliyor. Hatta şunu söylememe de müsaade edin. Efendim, Allah vardır demeyi ben Allah'a haksızlık gibi de algılıyorum. Yani hala yani, kavrayamadım mı derse bize yani, ne diyeceğiz? Hatta bir yerde şöyle bir laf etmiştim haddimi aşıp da Allah beni affetsin. Efendim, Allah vardır demek günahdır demiştim. Efendim. Ona ihtiyaç mı duydun? Ona ihtiyaç mı duydun? Var demeye ihtiyaç mı duydun? Aynen. Yani Allah yoksa ne var? Tabii ya. Allah'ın varsa neyin yok? Yani Allah'ın yoksa neyin Allah'ın var? Allah'ın yoksa neyin var? Dolayısıyla
Peki Allah'ı nasıl biliriz? Bu zatından bakınca böyle. Evet. Peki Allah'ına işte esma tam burada işe yarıyor. Tam burada. Peki buna rağmen esma ile yani Allah'ın isimlerinin ve fiillerinin varlık üzerindeki yansımalarıyla zat arasındaki o bağlantıyı ne ile kuracağız? Bu çok önemli. İşte. Değil mi efendim? Evet, işin püf noktası burası. Sihirli nokta. Eyvallah. Püf noktası. Püf noktası burası. Bu ya. Yani Allah'ın aşkın, sonsuz, mutlak, mükemmel, aklına ne geliyorsa o zatı ile bizim içkin, sonlu, mükemmel olmayan, kusurlu, sınırlı, ölümlü zihnimiz arasındaki o bağı nasıl kuracağız? Hocam tenzih ile teşbih desek olur mu? Aynen. Oraya getirecektim zaten. Pardon, siz getirdiniz. Pardon. Allah'ın zatına bakan boyutuna tenzih diyoruz. Tenzih. Yani değilleme. Değilleme. Anlatabiliyor muyum? Tenzih. Yani orada artık çok zihinle kavranması, elle tutulması, gözle görülmesi, dokunulması imkansız. Münezzeh. Münezzeh. Efendim. Ne? Onun için demişler ki, مَا خَتَرَ بِبَالِكَ فَاللّٰهُ غَيْرُ ذَٰلِكَ Ne hatırına geliyor? O Allah değil. Değil. Evet. Yani senin hatırından ne gelebilir ne, ya? Yani aklına gelen Allah değil. Değil. Bu çok önemli. Yani. Onun için hele hele Allah'ı rüyasında gördü. Falanca Allah'ı rüyasında gördü. Aşağı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yani bunlar sadece akıllarını peynir ekmekle yememişler. İmanlarını da peynir ekmekle yemişler. Anlatabiliyor muyum? Evet. İmanlarını da yemişler. Rüyada görmek için mutlaka gerçek hayatta bir biçimde olması lazım. Yani zihin kırpar, ekler, eklektik bir şeyler yapar. Mesela uçan at yapar. Ama yine kuştan kanat alır, attan da gövde alır. Zihin onu birleştirir. Bilinçaltı onu birleştirir, rüyada gösterir. Ama ikisi de vardır. Aslında. Mevcut varlıkta var. Biliyordur onu. Evet. Uçtuğunu görürsün mesela rüyanda. Uçan bir varlık vardır, sen de insansın. Sen uçmuyorsun ama uçan varlık vardır. Sen de aslında uçmak istersen, aletleri alırsan onlarla uçuyorsun. Paraşütle uçuyorsun, planörle uçuyorsun vesaire, uçakla uçuyorsun. Dolayısıyla bu ikisini birleştirir bilinçaltı. Ama hiç olmayan bir şey asla yapamaz. Veyahut da hiç görmeyeceği, kavramayacağı aşkın olan bir varlık rüyaya girmez. Anlatabiliyor muyum? Nereden bildin ki bilin, o Allah? Aynen öyle. Bilin. Yani ben Allah'ı gördüm diyen kimse şeytana Allah demiştir. Haşa. Evet. Allah. Haşa. Bunu da böyle demiştir. Ve maalesef tarihte yani güya koca koca adamlar bu iddiada bulunmuş. Allah'tan korkmadan ben bu adamların, bu iddiada bulunan adamların kripto olduklarını ve bir proje olduklarını düşünüyorum. Evet. Yani masum değil bu iş. Evet, bu çok mühim. Çünkü Müslümanların yani. Allah tasavvurunu bozuyorlar. Eğer bir Müslümanın Allah tasavvurunu bozmuşsan, hani demiş ya, komutan teftiş ediyormuş, gelmiş topun başına, kalede şahi top olur, onun tam başına gelmiş kalenin ası. Oğlum bu top çalışıyor mu? Çalışmıyor komutanım demiş. Nesi eksik? 5 tane şey eksik komutanım. Say yavrum demiş. Bir barut komutanım demiş, iki demesine kalmamış, üstü kalsın yavrum demiş. Niye? Barut eksikse bitmiştir zaten. Bitmiş. Gerisini olsa ne olur? Yani. Anlatabiliyor barut muyum? Barut yok. Barut yok. Şimdi Allah tasavvuru bozulmuşsa, Allah algısı bir insanın gerisi olsa ne yazar? Alnı secdeden yarılsa ne yazar? Akşama kadar 365 gün oruç tutsa ne yazar? Yani bilmem kaç bin tane Allah dese ne yazar? Ne yazar? Yani tesbihi ellerine değil de tesbihi yüreğine taksan da çevirsen ne yazar? Vesaire. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için Allah tasavvuru bozuk. Tıpkı müşrikler gibi. Müşriklerin de Allah algısı bozuktu.
Allah'ı yaratıcı olarak inanıyorlardı. Yağmuru yağdıran olarak inanıyorlardı. Varlığı yaratan olarak inanıyorlardı. Yeri göğü yaratan olarak inanıyorlardı. Ama Allah'ın astından dostlar tayin ediyorlar. Ve o dostların da Allah'a kendileri için şefaatte bulunacağını, kendilerini kayıracağını, Allah'ın elinden alacağını düşünüyorlardı. Dolayısıyla Zümer suresi orada, 3. ayet orada, diğer ayetler orada. Onun için bu anlamda müşrikler Allah'ı inkar eden insanlar değildi ki. Hiçbir peygamber ateistlere gönderilmedi. Her peygamber şirkle savaşmak için gönderilmiştir. Her peygamber tevhid savaşçısıdır. Evet. Hiçbir peygamber ateizme gönderilmemiştir. Yani bu anlamda Allah'ı, yani zihnimiz Allah ile nasıl irtibat kurar? İşte işin püf noktası burası. Evet. Evet efendim. İnsan Allah ile iman sayesinde irtibat kurar. Oh be, ne güzel şey değil mi hocam? Aynen. Ya. İşin zaten birinci maddesi o. Orada hafifliyorsunuz. Ya. Evet, orada yani. Orada bir oh diyorsunuz. Yani değil mi? Evet. İman. Şimdi tam da burada. Yalnız iman nasıl bir iman? Yani imanla inancı bir kere ayıralım. İnanç. Akide iman demek değildir. Her insanın bir inancı var. Hiçbir şeye inanmayan ateistlerin bile bir sürü inancı var. 13'ün uğursuz olduğuna inanıyor. 13 rakamının. O da bir inanç. Al sana inanç. Tabii ki. Al sana inanç. Öyle. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani bir şey oluyor, böyle işte yapıyor. Ne bu? Hı. O da bir inanç. Anlatabiliyor muyum? O da bir inanç. Hı hı. Dolayısıyla öyle garip. Bu benim uğurum diyor. Bakıyorsunuz. Totemim diyor. Efendim. Totemleri var. Uğurum diyor. O da bir inanç. Hı. Ne uğur? Ne getiriyor? Efendim, nasıl bir rasyonel açıklaması Hı-hı. olabilir buna? Hı-hı. Yani sen ki Allah'a inanmayan bir insansın, uğura inanıyorsun. Yani bunun bana bir rasyonel açıklamasını yapar mısın? Bunun uğur getirdiğine dair nasıl bir açıklaman var senin, bilimsel bir açıklaman? Yok böyle bir şey. Dolayısıyla kaldı ki Allah yok demek de bir inançtır. O da yokluğuna inanıyor. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani yokluğunu ispatlamış mı? Hayır. O da yokluğuna inanıyor. Onun için ateizm bir inançtır özünde. Yani bunu geçelim. Bu anlamda inançla imanı ayıralım. İman neye diyoruz? Allah'ın altına onaylanmıştır dediği inanca iman diyoruz. Efendim bunu bir defa daha söyleyelim mi? Allah'ın altını onayladığı, damga vurduğu bu... Bunu onayladım dediği inanca iman diyoruz. Evet. Yani, her inanca iman demiyoruz. Yani Allah'ın taştakinden geçmiyorsa. Aynen öyle. O iman değil. Yani ben iman ettim demekle de aynen. Olmaz. Aynen. Olmaz zaten, test olmuyor. Test edip onaylanacak. Evet, tamam. Test Allah'ın onayından geçmemiş inanca iman demiyoruz. Test makamı. Aynen. Test makamı. Allah'ın onayından nereden geçiyor peki? Bu onay makamı işte burada. Kur'an'da. Aynen. Bu işte onun için imanı onay makamıdır. Evet. Hem de tek onay makamıdır. Alternatifi yoktur, yok. Paraleli de yoktur, meridyeni de yoktur. Anlatabiliyor muyum? Tek onay makamıdır. Yani bunun onayladığı iman imandır. Yoksa o inançlar çöplüğünde bir zibil, bir çer, bir çöptür. Hocam bu açıdan bakarak Kur'an'ın bu kıymetini biz bilemedik ya, değil mi? Kur'an'ın farkına varmadık. Yani Kur'an'ın bu değerlerini bilemedik. Anlayamadık. Yani böyle yapsaydık Kur'an başka bir şey olurdu ya. İmanımız başka bir şey olurdu. Biz başka bir şey olurdu. Aynen. Evren başka bir şey olurdu. Evet. Evet. Onun için adam olurduk efendim. Efendim insan adam olurdu. Adam olurdu. Ya yani dönüyor, dolaşıyor hocam lafın en sonunda sonu diyor ki ya Rabbi senin gönderdiğin Kur'an'a biz bakamadık Allah'ım. Evet, şunu tamamlayayım mı müsaade buyursanız. Evet. Yani idrakimizin Allah ile irtibat kurma noktası, dayanak noktası imandır. İman üzerinden Allah ile irtibat kurarız. Bu iman da ön yargı olan iman değildir. Zaten ön yargı iman değildir. Ön bilgi olan imandır. İman ön bilgiye dayanırsa imandır.
ön yargıya dayanana iman demiyoruz, dogma diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dogma diyoruz. Hristiyan imanı iman değil, dogmadır. Onun için Latince sözün tercümesini söyleyeyim. Ne ki saçma, efendim, saçma olduğu için inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? İnanıyorum çünkü saçma. Saçmadır. Daha doğru bir tercümesiyle. İnanıyorum çünkü saçma. Şimdi niye? In absurdum. Çünkü saçma. Niye saçma? Çünkü Hristiyan imanının merkezinde yer alan üçlemeyi, teslisi, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs'ü açıklamak mümkün değil. Hiçbir şekilde açıklanamaz. Onun için de böyle deyip kurtaracaksın. Akli değil, mantıklı değil, bir şey değil. Bu ne? Ama Allah'ın esması üzerinden Allah'ı anlamaya gelince o kadar kolay ki Allah'ı anlamak. O kadar zevkli ki, o kadar kolay ki. Bir kere fıtratınızda kodları var. Evet, fabrika ayarlarınızda kodları var. Yani Allah vicdanınızdan konuşuyor zaten. Var zaten. Öyle doğdunuz. Aynen, aynen. Vicdanınızdan konuşuyor. Onun için vicdan doğruyu ve yanlışı bilir. İyi ve kötüyü vicdana öğretmeye gerek yoktur. Yazılımında var. Yazılımında vardır. Aynen. 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 Yani software'de yazılmıştır. Onun için dünyada hiçbir vicdan bir diğerinden farklı değildir bu anlamda. İnsanlar vicdanlarını bastırırlar, o ayrı. Üstünü örterler, o ayrı. Ağzını tıkarlar, o ayrı. Konuşturmazlar, o ayrı. Ama konuşan vicdan doğruya doğru der, yanlışa yanlış der. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün dünyada herkesin vicdanı aynı doğruyu söyler değil mi? Herkes için. Bu aborijin için de böyledir. Guatemala 3000 metrede yerli, yaşayan yerli için de böyledir. Paris'teki bir entelektüel için de böyledir. Sizin benim için de böyledir. Yani hiçbir insan Allah'ım sen bana vicdan vermedin, bana bir yazılım yüklemedin diyemez. Vicdan zaten peşinen bulunan demektir efendim. Peşinen. Vay be. Evet. Var zaten. Elde aynen. Vardı. Aynen. Vecede peşinen bulunan demektir. Zaten bulunan demektir. Özüyt ve altyapıdır çünkü. Efendim biraz hegelyen olacak ama altyapıdır. Üst yapı da vahiydir işte. Üst yapı da eğitimdir. Üst yapı da düşüncedir. Üst yapı da tefekkürdür, tezekkürdür, teakkuldür, tedebbürdür, tefekkürdür. Daha önceki derste işlemiştik. İşte bu anlamda altyapımızda işlenmiş olan o şeyi biz tabiri caizse tanıtıyoruz. Hani tanıtma var ya bilgisayarlarda. Evet. Efendim, tanıtıyoruz. Tanıtınca biliyorsunuz sistem entegre oluyor. Hemen kabul eder. Hemen kabul Yoksa eder. Kabul etmez. Evet. Yani. Yeni bir alet alıyorsunuz değil mi? Klavye alıyorsunuz, tanıtıyorsunuz. Evet. Efendim, yani bir flash bellek takıyorsunuz, tanıtıyorsunuz değil mi? İşte onu da tanıtacaksınız. Tanıttığınız zaman zaten uyumlu ya program, hemen kapı veriyor, başlıyor tık 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 çalışmaya. Evet. Dolayısıyla insan vicdanı Allah'ı tanımaya ayarlı. Rum suresi 30. ayete bir selam verelim. Selam ey ayet. Selam. Selam Rum 30. Selam Rum 30. Eyvallah. Selam Rum 30. Fıtratullahi lleti fataran nase aleyha. Evet. La tebdile li halqillah. Yani insanlığı Allah'ın üzerinde yarattığı fıtrat. Fıtrata uy ki Allah'ın yaratışında bir değişme, bir bozulma olmaz. Olmaz. Eyvallah. Benim mealim böyledir. Hocam ya şimdi burada biliyor musunuz bu kavramlar üzerinde çok iyi durmak lazım. Ya galiba bizim çok büyük bir problemimiz de kavramları yeteri kadar iyi bilmememiz. Evet. İman kavramı ne mesela bilmiyoruz ya. Fıtrat kavramı i̇şte ne? Fıtrat kavramı İslam ne? İslam kavramı ne? İslam yani. Orhan hocam madem açtınız. Derdimi, hocam, derdimi deştiniz. Bu derde girer misiniz hocam? Şu kavramlar çok mühim ya. Aynen ne olur. Öyle. Derdimi deştiniz. Yani. Kavramlar aklımızın terazi ve kilosudur biliyor musunuz? Yani bir daha hocam dur olmaz. Kavramlar aklımızın ölçü aletleri. Terazisidir, kilosudur, kilosudur, metresidir, metresidir neyse yani. Evet. Aynen öyle.
Yani ölçüm aletidir aklın. Eğer ölçü aletiniz bozuksa, yani ölçü aletiniz bozuksa, alırken de satarken de yanılır ve yanıltırsınız, aldanır ve aldatırsınız. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Eyvallah. Ya, yaptığınız her şey yanlış. Metreniz yanlışsa, kilonuz yanlışsa, ölçtüğünüz her şeyi yanlış ölçersiniz. Öyle mi? Evet. Kavramlar da aklımızın ölçü aletidir. Şöyle, ben şu anda bu bardağı tuttum. Bu bardağı tutarken 3 tane aşama da gerçekleşti bu. 1. İrademle bardağı tutmak istedim. Bilinç. Bilinç beyinde nöronları harekete geçirdi. Nöronlar motor nöronları harekete geçirdi. Onlar da rasuller, enzimler yoluyla kasa, yani parmak kaslarıma talimat ve gönderir. Kol kaslarıma talimat verdi. Kol kaslarımın içindeki piller, mitokondriler harekete geçti. Ve pil enerji verdi. Enerji gelir gelmez efendim motor fonksiyonlar çalıştı, yani kaslar, ve ben burada bardağı aldım. 3 aşama. Bu 3 aşamayı aklınızda tutun. Her insanın inancı, davranışı, şu namaz var ya, şu iyilik var ya, evet, birine ikram ettiniz değil mi? Efendim, birine tasadduk ettiniz, bir iyilik yaptınız. Bütün eylemlerimizin 3 aşaması var. Eylemin ana rahmi, tıpkı bizdeki o iradeye denk geliyor, algıdır, kavramdır. Kavramdır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Nedir? Bu adildir cümlesini kurduk değil mi? Bu merhametli olandır cümlesini kurduk değil mi? Bir cümle kurduk, bir hüküm cümlesi evet. kurduk. Bakınız. Bir şey yaptık. Bu bir şeyinin arkasında bu merhametli olandır cümlemiz var, hüküm cümlemiz. Çünkü biz merhamet gösterdik o karşıdakine. Bir şey verdik, bir ihtiyacını giderdik. Bunu merhamet olarak niteledik. O merhamet olandır dediğimiz cümlemizin arkasında da merhamet kavramının içeriği yatıyor. Buna tasavvur diyoruz. Algı. Algı, tasavvur. Algı. İşin başı, hareket evet, noktası. Evet, oradan bu doğrudur, bu yanlıştır. Bu zulümdür, bu adalettir. Tüm algımız, tüm kavramlarımız, tüm eylemlerimiz bu algımızdan yola çıkar. Eğer düşünsenize, siz bu adalettir diye zulmün adını adalet koysanız veya ben, zulmün adını adalet koysam, birine haksızlık yapsam adil olan budur desem ve benim bu adildir diye yaptığım her şey zulümdür. Zulüm olmak zorundadır. Niye? Önce kavramı içinden bozdum. Kavramın beynini bozdum. Anlatabiliyor muyum? Yazılımını bozdum. Virüs girdi yazılımına. Yazılıma virüs girince kavramı tam tersine dönüştürdü. Tıpkı o diğer virüsler gibi. Tam tersine. Sizin lehinize çalışan bir alet sizin aleyhinize çalışmaya başladı. Sizin yardım olsun, yardımcı olsun diye kullandığınız bilgisayar veya telefon sizi casus gibi izleyen bir alete dönüştürüldü. Bir yazılımla. Yapay zekanın olacağı, eyvallah, geleceği yer. Gibi. Dolayısıyla kavramlar da böyle. Onun için kavramlar düzelmeden eylemler düzelmez. Kavramdaki milimetrik bir sapma eylemde kilometrelere tekabül eder. İşte bu anlamda İslam'ın, Kur'an'ın kavramları bozuldu. Yani İslam kavramı bozulmuş bir kavramdır. Şu anda Müslümanlara İslam nedir diye sorun, Peygamberimizin dini zannedecekler ve öyle tarif edeceklerdir. Yani Peygamberimizin getirdiği din olarak görüyor Müslümanlar. Evet. Kahir ekseriyeti. Ben zaten İslam evet. Hazreti Muhammed'in getirdiğidir. Takva nedir diye sorun Müslümanlara. Zühdü tarif edeceklerdir size. Evet. Çileciliği tarif edeceklerdir. Yani Hint ruhmanlığını tarif edeceklerdir. Veya Hristiyan ruhmanlığını tarif edecekler. Sekkadeden kalkmayacaksın. Aynen öyle. Onu. Tesbih nedir diye tarif edin size. Budist boncuğunu, Hristiyan boncuğunu tesbih diye yutturacaklardır evet. size.
Yok, anlatabiliyor muyum? Cebimde yok hocam. Efendim, bende var. Bende var. Yani ben aksesuar olarak taşıyorum. Stres boncuğu olarak taşıyorum ama dinle, imanla hiç alakasını kurmuyorum. Bu masum bir taş yani. Bunun hiç sakıncası yok. Güzel bir şey. Sakınca bunu din yapmakta. Anlatabiliyor muyum? Dinle alakası yok. Tesbih de bu değil zaten. Tesbih Kur'an'ı bir kavram ve Allah'a adanmaktır. Yer gök tesbih ediyor çünkü. Efendim, o kavramı da yanlış anladık. Yüsebbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi tesbih etmektedirler. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi ve lakin la tefkahune tesbihahum. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmemiş olsun. Fakat siz onları anlamıyorsunuz. Fıkh etmiyorsunuz. Tefkahun, tesmaun değil. Yani tesbih dudaklarla söylenen, ses tellerinden çıkan, seslerle duyulan bir şey değil. Fehmedilen, fıkh edilen, anlaşılan bir şey. Evet. Bilmem anlatabildim. Dolayısıyla kavramlar konusu çok önemli bir konu. Kavramlar konusu dinin kamusudur, namusudur. Ve maalesef şu anda Müslümanlar kavramları mahvetmiştir. Asıl kavramlar tahrife uğramıştır. Onun için de bakınız yerine yerleştiremiyoruz. Zikir deyip istismar ediyoruz. Zikir kavramını tahrif etmiş. Niye? Biraz önce söyledik. Zikir o değil, zikir Kur'an'dır. Kur'an'ın Kur'an'daki adıdır. Aynen, Kur'an'ın adıdır. Kur'an'ın isimlerinin başında gelir zikir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biz. Peki sen zikir deyince eğer mantrayı, yani Budist mantrasını, Mahayana Budizminin mantrasını sana getirip de zikir diye yutturdularsa, yani şirkin ayinini sen zikir diye satıp almışsan Allah'tan korkar insan. Hocam iki dakikamız kaldı da ben size iki dakikalık bir soru sorayım mı? Buyur. Çok uzun olmasın ama. Bu kavramların biz Kur'an'la alakasını nasıl kestik ya? Bu kavramları Kur'an'dan nasıl koparttık? Nasıl oldu bu iş? Yani hiçbir birisi Kur'an'la alakalı değil bunların. Hocam bu nasıl oldu biliyor musunuz? Bu enteresan önce, bir şey ya. Önce Kur'an'dan koptuk. Kur'an'dan koptuktan sonra Kur'an'dan boşalttığımız yere paralel Kur'anlar uydurduk. Kur'an bilgi sisteminden koptuk. Aynen. Kur'an'ın epistemolojisi, bilgi sistemi. Yani bunun bir ismi epistemoloji. Bilgi sisteminden koptuk. Kur'an bilgi sisteminden kopunca artık zihnimiz vahiy ile çalışmaz oldu. Vahyin söylediklerinin içini boşalttık. İki şekilde oldu bu. Bir, kavramların içeriğini boşaltıp başka şeyler doldurduk. Biraz önce örneklerini verdim. İslam kavramı böyle. Takva kavramı böyle. Bir ikinci tahrifatımız ise kavramları takas ettik. Yani bir kavramı aldık, onu ayet kavramı Kur'an'da şapkadan tavşan çıkarmak anlamına kullanılmaz. Ama mucize ile kullandığımız mana da ayetin içindedir. Fakat ayet deyince yer ayet, gök ayet, toprak ayet, su ayet, insan ayet, yıldız ayet, ay ayet, gece ayet, gündüz ayet. Kur'an hepsine ayettir bunlar. Peki gecede, gündüzde, toprakta, suda şapkadan tavşan çıkarma adına ne var? Ne var? Olağanüstü ne var? Eğer toprak, su da olağanüstüdür diyorsanız o zaman olağanüstü olmayan ne var? Yani değil mi? Eğer bir şey mucize, her şey el olağanüstü ise yani. Her şey mucize. Her şey mucize demek hiçbir şey mucize. Hiç mucize yoktur demekle eş anlamlıdır mantıkta. Efendim hocam ne güzel anlatıyorsunuz. Allah razı olsun. Fakat ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben 8 sayfalık not hazırladım. Allah izin verirse inşallah bu hafta sadece bir sayfasını konuşabildik. Kaldığımız yerden devam edelim mi hocam? İnşallah. İnşallah hocam. Evet. Öyle yapalım. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Efendim, inşallah faydalı olmuştur. Değerli izleyiciler, bir güzel akşamımız daha geçti, çok şükür. Esma bize nazil olmaya başladı. Esma bize indi. Esma bize tecelli ediyor gibi, tam demeyeyim de. Esma bize yansıdı elhamdülillah. Efendim, haftaya görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın, selamette kalın, Kur'anlı kalın, esmalı kalın efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.